Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarda iki boyutlu çizim dersine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz olan objeleri seçmek ve silmekle devam ediyoruz. Obje seçme ve yöntemleri. Biçimlendirme, değiştirme ve düzenleme komutlarının tümü ilk olarak obje seçilmesine isterler. Çizim alanında var olan her türlü çizgi, sembol, harf, rakam bir objedir. Komut çalıştırıldığında komut satırında Select Object iletisi okunuyorsa çizim alanında tek bir obje seçilir. Select Object iletisi okunuyorsa bir veya birden fazla obje seçilebilir. Obje seçme aşamasında imlecin görünümü resim 2.5'te göründüğü gibi arkadaşlar. Komut vermeden önce nokta belirlerken obje seçerken. Objeler seçme kutusu Pitch Box yardımı tek tek seçilebileceği gibi çizim alanında pencere açarak da seçilebilir. Pencere açmak için çizim alanının boş bir yerine objelere dokunmadan tıklanır ve fare sağa veya sola doğru sürüklenir. Eğer sola doğru sürükleniyorsa açılan pencere sadece tamamı içine giren objeleri seçer. Sola doğru açılan pencere ise tamamen veya kısmen içine giren tüm objeleri seçer. Seçilen objelere ait çizgiler parantez içinde nokta nokta biçiminde görünür. Resim 2.6'da sağa doğru pencere açmak obje seçimi görülmektedir. Pencerenin içine tamamen giren 1, 2, 3, 7 ve 8 numaralı objeler seçilmiş, kısmen giren 4 ve 6 hiç girmeyen 5 numaralı objeler seçilmemiştir. Resimde gördüğünüz gibi sağa doğru pencere açarak obje seçmek. Sola doğru pencere açarak obje seçimi görülmektedir. Pencereye kısmen veya tamamen giren 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 numaralı objeler seçilmiş, hiç girmeyenler 5 numaralı objeydi. Şimdi objeleri silmek Eras komutu. Çizilen objeleri silmek için çizim programındaki Eras komutu veya klavyedeki Delete tuşu kullanılır. Çizim alanındaki objeler herhangi bir komut verilmeden seçilir ve Delete tuşuna basılırsa silinirler. Erasa komutunun çalıştırmak için komut satırı E, menü çubuğu Modify Erasa. Araç çubuğu da şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar kalem. Yollarından biri kullanıldığında komut satırına aşağıdaki ileti gelir. Comment E, Erase, Select Object. Silinmek istenen objeler seçilir. Enter veya farenin sağ tuşuna basıldığında objeler silinir ve komuttan çıkılır. Eğer çalışılan dosyadaki tüm objeler silinmek isteniyorsa obje seçme yöntemlerinden birini uygulamak yerine klavyeden ALL yazılır ve tüm objeleri seçilir. Ancak bu yöntemin sadece ekranda görünenleri değil, o dosyadaki tüm objeleri seçeneği unutulmamalıdır. Diğer cisim komutlarını seçmeden önce ekranınızdaki tüm objeleri siliniz. Özellikle noktaları yakalamak Object Snap OSnap. Bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için objelerin belli bir özelliği olan noktaların yakalanması gerekir. Örneğin bir çizginin orta noktası bir dairenin merkezi, iki objenin kesişme noktası gibi noktaları göz kararı yakalamak olanaksızdır. OSnap özelliği F3 tuşu ile veya ekranın alt kısmındaki sekmesi tıklanarak aktif OSnap on durumu getirilir. OSnap özelliği aktif duruma geldikten sonra herhangi bir komut için nokta belirlemesi gerektiğinde özellikle noktalar üzerinde semboller Ayuto, Snap, Marker belirlenir. Sembol görünürken fare ile tıklandığında bu özellikle nokta yakalanmış olur. OSnap
noktalarının tümünü aynı anda aktif duruma getirmek kullanıcının işini zorlaştırabilir. En sık kullanılan özelliklerin aktif hale getirilip diğerlerinin sadece gerektiğinde açılması daha doğrudur. OSNAP özelliği ile ilgili tüm belirlemeler. OSNAP satırı OSNAP, komut satırı OSNAP, menü çubuğu Tools, Drafting, Sending, Objects, Snap veya OSNAP araç çubuğundaki butonu ile açılan diyalog kutusu üzerinde yapılır. Hangi OSNAP'ların aktif olması isteniyorsa yanındaki kutucuğa işaret konur. OSNAP araç çubuğu açmak için herhangi bir araç çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu ile açılan menüden Object Snap'ı seçmek gerekir. OSNAP sembollerinin renk ve büyüklük özellikleri, OSNAP Snap diyalog kutusundaki Options butonu ile açılan Options diyalog kutusunda Color ve Auto Snap Maker size butonlar ile değiştirilir. Arkadaşlar objelerin özellikleri, noktaları ve sembolleri tabloda gözüktüğü gibi arkadaşlar. Bu tablodan istediğiniz objenin özelliğine bakabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Bu haftaki dersimiz arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Biliyorsunuz pandemi dönemi, temizlik, mesafe ve maske kurallarına çok iyi dikkat edin. İnşallah sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. İnşallah bu dönemde bitecek. Yine normal hayatımıza döneceğiz. Yine okullarımıza döneceğiz. İnşallah. Bekliyoruz bakayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.